Şu anda çok kıymetli bir misafirimiz gelecek. Hayatı dolu dolu yaşayan bir insan kendisi. Eğitimci, sivil toplum kuruluşu yöneticisi, aynı zamanda akademisyen, sosyal girişimci, teknoloji takipçisi, sosyal bilimler araştırmacısı, seyahat etmeyi seven, yemek meraklısı bir isim, amatör fotoğrafçı, profesyonel müzisyen ve emekli gitarist kendisi. Tam zamanlı odyofil ve kedi sever biri geliyor. Alkışlarınızla Sayın Alp Köksal hocamızı sahneye davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Evet, hiç daha önce böyle bir tanıtımla sahneye çıkmamıştım. Çok teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ses geliyor değil mi? Tamam. Söyleyecek çok şeyim var. Biraz eğitim üzerine aslında bugün yoğunlaşacağım. O arkadaşımızın nazikçe saydığı birçok şey arasında. Ama öncesinde yemek sonrası bir video ile başlayalım. Biraz dikkatimizi toplayalım. Uykumuz açılsın diye düşünüyorum. Evet, Liderler Zirvesi'nde pek çok değerli isim, gerçekten alanında lider isim sizlerle deneyimlerini paylaşacak. Çok değerli hikayeler anlatacaklar. Hikayeleştirme aslında öğrenmenin en önemli unsurlarından biridir. Ben biraz daha farklı bir şey yapmaya çalışacağım. Ben de eğitimciyim. Size eğitimle ilgili, eğitimde dijital dönüşümü, geleceğin eğitimini, teknolojinin nasıl eğitimde buluştuğunu biraz bu konuları anlatmaya çalışacağım. Çünkü bugün eğitimde çok büyük bir reform var ve her değişim kendi liderlerini yaratır. Eğitimde dijital dönüşüm artık geri döndürülemez bir süreç ve bu dönüşümü doğru yerden yakalayan bireyleri aslında geleceğin dünyasında başarılı olmak için ellerine çok önemli bir fırsattır. Dolayısıyla değişimi iyi anlayabilirsek, değişimin ilk adapte edenlerden olabilirsek, o zaman değişimi yönetebilecek hale geliriz ve zaten değişimi yönetebilenler de geleceğin liderleri. Eğitimle ilgili söyleyecek çok şey var ama bundan önce size biraz da kısaca Khan Akademi'den, Khan Akademi'nin hikayesinden, kurucusu Salman Khan'ın eğitim dünyasında önemli bir lider olarak hikayesinden de bahsetmek isterim. Şunu soracağım, Khan Akademi'yi eğitim için, bir şey öğrenmek için kullananlar var mı aramızda? Varsa el kaldırabilirlerse çok sevinirim. Evet, çok güzel. Bilmeyenler ve kullanmayanlar için de belki bir iki cümle şunu söyleyebilirim. Khan Akademi ücretsiz bir öğrenme platformu. Bugün dünyada 190 ülkede, 36 dilde, yani hemen hemen her yerde aslında Khan Akademi öğrenme için kullanılıyor. Kar amacı gütmeyen bir platform Khan Akademi. Herkesin kullanımına tamamen açık. Ücretsiz eğitim videoları, interaktif alıştırmalar, bireyin seviyesini tespit ederek kendine uygun içeriklere yönlendirebilen akıllı bir platform. Peki neyi amaçlıyoruz diye sorarsanız da aslında herkese her yerde ücretsiz bir öğrenme imkanı sunmayı amaçlıyoruz. Hayat boyu öğrenmenin değerini ve tam öğrenmenin önemini anlatmaya çalışıyoruz.
bir sivil toplum kuruluşu olarak böyle bir misyonumuz var. Bugün verdiği 1,5 milyar dersle Salman Khan için de aslında dünyanın lider öğretmeni denebilir. Hikayesinden de kısaca bahsedeceğim size biraz sonra. Peki, ben niye bugün buradayım? Karşınızda size bir şeyler anlatıyorum. Belki 2 dakikada olsa kendimden bahsetmemden de fayda olabilir. Benim eğitimle ilgili kafa yormaya başlamam lise yıllarına dayanıyor. Lisede 16 yaşında üniversite sınavı dönemde ülkenin yetiştirdiği farklı yetenekleri tek bir potada eriterek standartize etmeyi amaçlayan bu oldu bana o kadar ters gelmişti ki değişim öğrencisi olarak başka bir ülkeye gitmek, uzağa gitmek, dilini bilmediğim bir ülkede yaşamak açıkçası hafta içi hafta sonu dershane okul diyerek bu bilgi ağının içinde veya başka bir deyişle bu trenin içinde olmaktan bana daha kolay göründü ve bir şekilde değişim öğrencisi olarak Amerika'ya gittim. Oradaki öğrencilik hayatımda farklı bir şey çıktı karşıma. Farklı olan şuydu, ben burada sıradan bir öğrenciydim, öyle derslerim çok da iyi değildi. Fakat gittiğim yerde ilginç bir şekilde okulu birincilikle bitirdim. Düşünüyordum, bir öğrenciyi başarılı yapan nedir diye. Tabii başarıyı nasıl tanımladığımız çok önemli. Çünkü başarı eğer organik kimyayı iyi bilmekse veya analitik geometri konusunda işte ileri seviye bilgi sahibi olmaksa ben bugün hala başarılı bir insan değilim. Ama orada şunu gördüm. Sadece bilgi aktarmak değil, aslında bu bilginin yanında bugün geriye dönüp baktığımızda 21. yüzyıl becerileri dediğimiz girişimcilik, liderlik, takım çalışması gibi olguları da öğreten bir sistemin içinde yer aldı. Lütfen bu söylediklerimi yanlış anlamayın. Ben orası iyi, burası kötü, burası kötü, orası iyi filan demeye çalışmıyorum. Tam aksine her sınıf birbirinden farklıdır. Her sınıfta bir öğretmen bile öğrenme sistemini değiştirebilecek güce sahiptir. Buna inanıyorum. Ama şunu gördüm. Eğitime nasıl baktığımız ne öğrettiğimizden daha önemli. Biz hep işin içerik tarafına takılıp kalıyoruz. Ama eğitim bugün o kadar hızlı değişiyor ki İletişim teknolojileri, bilgi teknolojileri sayesinde oyunun kuralları değişiyor. Dolayısıyla değişimi küçük değil, büyük düşünmek şu anda çok daha önemli. Eğitime nasıl baktığımız gelecek kuşakları yönlendirecek diye düşünüyor ve inanıyorum. Böyle bir girişten sonra kendi hikayemi toparlamam gerekirse de işte üniversitenin devamını orada okudum, burada bitirdim. İki sistemi de biraz görme, deneyimleme şansım oldu. Ve eğitimci olarak işte master, doktora derken araştırmacı olarak üniversitede çalışmaya başladım. Ve her zaman bu farkı araştırmaya devam ettim. Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler bölümünde ben doktora tezimi yazarken Türkiye'nin siyasi politikaları, özür diliyorum, Türkiye'nin eğitim üzerine sosyal politikaları gelişmekte ve gelişmiş olan ülkelerle karşılaştırarak nerede biraz daha geliştirebileceğimizi kendimizi sorgulamaya başladım. Ve 2000'li yılların sonlarından bahsediyorum sizlere. Eğitim teknolojilerinin artık coğrafi sınırları ortadan kaldırdığı, bilginin özgürce paylaşıldığı ve her yere ulaştığı bir dönemde olduğumuzu fark ettim. Bunu bugün hepimiz zaten içinde yaşıyoruz, farkındayız ama hani bir tık daha geçmişten bahsediyorum şu anda sizlere. Ve neticede bir öğrenciye bile bir şey öğretmek çok değerli, çok önemli. Aranızda eğitim fakültesinden gelenler varsa veya hocalarımız varsa zaten bunu benden daha iyi biliyorlardır. Ama bugün teknoloji sayesinde 4 duvarla sınırlı kalmadan yüzlerce, milyonlarca kişiye bir şey öğretebilmek de mümkün hale geliyor. İşte Khan Academy bu dönüşümün önemli bir temsilcisi olarak ilk önce Amerika'da ortaya çıktı. 2012 yılından beri de bir girişimle, STFA Vakfı'nın kar amacı gütmeyen bir girişimiyle Türkiye'de Türkçeleştiriliyor ve şu anda geldiğimiz noktada önemli bir içerik sağlayıcı ve değişmekte olan eğitim ekosisteminde eğitimin dijitalleşmesine yardımcı olan bir aracı, araç olarak da ben Khan Academy'yi tanımlıyorum. İşleri iyi gitti, büyümeye de devam ediyor. Bugün her okula Türkiye'de ulaşıyor çünkü fırsat eşitliği için sadece özel okullara, sadece büyük şehirlerdeki okullara değil, önemli olan zaten dezavantajlı bölgedeki okullara, bireylere ulaşmak diye düşünüyorum. Aklımda hep şu soru vardı. Burada çok da başarılı olmayan bir öğrenci başka bir yere gittiğinde başarılı olabiliyorsa, o şartları neden burada sağlamıyoruz? Çünkü bu bireysel bir şey değil, sistemle ilgili bir şey.
ve sistemi doğru kurgulayabilirsek ne yazık ki burada başarısız olan öğrenciler de bir anda başarılı hale gelebilirler diye düşündüm. Bu düşünceyle Kaan Akademi çalışmalarına da devam ediyoruz. Daha yolun başındayız ve geçen sene mesela Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından sağ olsunlar 10 başarılı gençten biri seçildim ve uluslararası bir ödülle de insani kuruluşlara, gönüllü kuruluşlara hizmet liderlik kategorisinde bir ödül aldık. Daha yapacak çok işimiz olduğunu düşünüyorum. Peki bu kadar kişisel konuşma yeter deyip size biraz eğitimle ilgili ne düşündüğümüzü, eğitimin nereye gittiğini bunları anlatmaya çalışacağım ki sözlerime başlarken söylediğim gibi bu değişimi iyi anlayanlar gelecekte liderler olarak karşımıza çıkacaklar diye inanıyorum. Bugün hayatımızın her alanında kullandığımız yeni teknolojiler eğitim içinde çok önemli bir fırsat sunuyor. Fakat şöyle bir düşünürsek, bizden önceki kuşaklar nasıl öğreniyorlardı, bilgiye nasıl ulaşıyorlardı, hangi yöntemlerle ders işliyorlardı diye bugün dünyanın büyük bir kısmı için çok da fazla bir şeyin değişmediğini söyleyebiliriz. Belki kara tahtanın yerini beyaz tahta aldı, akıllı tahta aldı ama dersi öğrenme biçimimiz hala aynı dar çerçeve içine sıkışmış olarak devam ediyor. Bir öğretmen ders anlatıyor, işte birileri dinliyor, not tutuyor. Sınavlar oluyor, notlar veriliyor. Anlasalar da, anlamasalar da bir sonraki konuya geçiliyor ve senenin sonu geliyor. Halbuki her öğrencinin kendine en uygun hızda öğrenmesi gerekir. Her öğrencinin öğrenebildiği kadarını tam öğrenmesi gerekir. Hepimiz farklıyız ve hepimiz her konuyu bilmek, öğrenmek zorunda değiliz. Fakat öğrendiğimiz konuyu iyi öğrenirsek, işte o zaman kendi alanımızda fark yaratabiliriz diye düşünüyorum. Gelin tarihte kısa bir gezintiye çıkalım sizlerle. Burada Orta Çağ'dan temsili bir derslik görüyoruz. Bunun için ilk üniversite sınıfı olduğunu söyleyenler de var. Aslında şöyle bir hızlıca geçecek olursak, bugünkü ortamdan çok da farklı görünmüyor, öyle değil mi? Hatta yakından incelediğimizde şunu göreceğiz. Kendi arasında sohbet edenler, not tutanlar, dikkatle dinleyenler, uyuklayanlar tipik bir sınıf ortamı. Bu ortam, bu sınıf anlayışı 18. yüzyıl Prusya'sında. Endüstri devriminin şekillendirdiği, aslında endüstri devriminin sanayinin ihtiyaç duyduğu standartize yeteneklere sahip işçiler yetiştirmek için kurulmuş bir ortam. Bugünün dünyasında biz artık bilgi devrimine yaklaşıyoruz. Bugünün dünyasında endüstri 4.0'ı konuşurken bizim standartize yeteneğe sahip işçileri değil, tam tersi multidisipliner becerilere, disiplinler arası bilgiye sahip çok yönlü bireylere ihtiyacımız var. Çünkü makineler zaten o geçmişte yapılan tek düzey işlerin yerini almaya başladı. Gelecekte insanı insan yapan veya başka bir deyişle lideri lider yapan işin yaratıcılığı, girişimciliği, takım çalışması yani 21. yüzyıl becerileri diye anlattığımız kısmı olacak. Buna inanıyorum. Gezintiye devam edecek olursak, biraz daha geçmişe gidelim şimdi. Bundan 2000 yıl önce, tabii ki otomobil yoktu ama tekerlekli araçlar icat edilmişti. Bilgiyi saymaya yarayan ilk araç da icat edilmişti. Öğrenme ortamı da farklı uygarlıklardan temsili olarak bu şekilde. Günümüze doğru yaklaştığımızda bundan 100 yıl önce hayatımıza seri üretim otomobillerin girdiğini görüyoruz. Hesap makinesinin atası kabul edilen şu ilginç cihaz da icat edildi ve belki o gün fark etmedik ama telefon dünyayı çok daha küçük bir yer haline getirmeye başladı. Öğrenme ortamı 100 yıl önce böyle gördü. Günümüze doğru hızla yaklaşırsak 50 yıl önce artık otomobiller birer dizayn objesi haline geldiler. Evet, çoğu erkek gibi otomobilleri seviyorum, bunu kabul etmem lazım ama burada amacım aslında sadece teknolojik gelişimi sizlere gösterebilmek. Otomotiv endüstrisi ve telekomünikasyon endüstrisi bu konuda bize çok güzel örnekler sunuyor diye düşünüyorum. Telefonun her eve girmesiyle aslında bilgiye nasıl ulaştığımız değişmeye başladı. Bir söz var ya, yarışmalarda sıkça karşımıza çıkıyor, telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum diye. Ben çok anlamlı buluyorum çünkü bugün bilgiye ulaşmanın en kolay yolu ne? Bilen birine sormak.
bilgisayarlar da işte bu bilen biri kavramını biraz değiştirmeye başladılar. 50 yıl önceki bilgisayarlar belki bina büyüklüğündeydiler. Bir gece önceden verdiğimiz bir işi ertesi sabah kadar ancak tamamlıyorlardı ama hayatımızı kolaylaştırmaya başlamışlardı. Öğrenme ortamı da böyle görünüyor. Artık çoğumuzun hatırlayacağı bir döneme geliyoruz. Otomobiller teknolojik araçlar haline geldiler. Cep telefonları bizi her an ulaşılabilir ve bilgiye ulaşabilir kıldı. Bilgisayarlar ve internetin evlere girişiyle zaten bilgiye ulaşma yöntemimiz kökten değişmiş oldu. Çünkü artık bilen birine sormak yerine arama motoruna sormaya başladık bilmediğimiz şeyleri. Öğrenme ortamı ise birçoğumuzun zaten içinden çıktığı, yetiştiği gibi dünyadan farklı örneklerle bu şekilde görülüyor. 21. yüzyılda 2018 yılına gelince artık otonom sürüş yapabilen, kendi kendine gidebilen otomobillerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Cep telefonlarını siz benden iyi biliyorsunuz ve notebook, laptop bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarların yerine geçmiştik ki şimdi bir de tabletler çıktı. Bilgiye her an, her yerde ulaşabilir hale geldik. Bugünün sınıfını hiç göstermiyorum çünkü zaten içindeyiz. Sanırım anlatmaya çalıştığım şeyi anlatabildim ama son bir örnekle dikkatinizi çekmek istiyorum. 19. yüzyılın İstanbul'u ne kadar güzel, öyle değil mi? Bu da aynı dönemden bir sınıf görseli. Biraz zor görünüyor olabilir ama zaten çok da detaya inmemize gerek olmayacak sanırım. 21. yüzyılın İstanbul'u renkleriyle, yüksek binalarıyla ayrı bir güzelliğe sahip. Ama iki resim arasında ne kadar fark var? Ne değişmiş bir yanı? Peki, ben size farkı değil, benzerliği söyleyeyim. Yani benzerliklerden birini söyleyeyim. Öğretmen bile aynı yerde. Neyse ki artık eğitimde değişimi konuşuyoruz. Ben sıkça öğretmenlerle aslında benzer konuşmalar yapıyorum. Çünkü eğitim teknolojiyle birleşiyor olsa bile inanıyorum ki eğitimi her zaman ileriye taşıyacak insanlar, eğitim liderleri, öğretmenler, okul yöneticileri, insan faktörü her zaman eğitimin temelinde kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bu değişim başladı. Bugün artık eğitim kişiye özel ve veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor. Bakın bundan 1910 yılında, yaklaşık 100 yıl önce, 2000 yılındaki öğrenme ortamı nasıl hayal edilmiş? Zor görünüyorsa diye anlatayım size. Burada bir öğretmen var, kitapları şu ilginç makineye atıyor. Buradan böyle bu hattan giden bilgiler bütün öğrencilerin beynine yükleniyor. Yani daha bilgisayarın icat edilmediği bir dönemde görmüş. Tabii böyle olmadı, böyle oldu. Ama iki resim arasında da aslında bir benzerlik var. Çünkü bilginin aktarılış şekli değişiyor. Artık bilgiyi yanımızda taşıyoruz. Kafamızda depolamak yerine çoğu zaman yanımızda depolamayı tercih ediyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman o bilgiye ulaşıyoruz. Ne zaman, nerede, çok ya bilene soruyoruz ya arama motoruna soruyoruz. Kısacası bilgi artık çok daha farklı bir şekilde aktarılıyor. Evet, eğitimde dijital dönüşümle eğitim veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşüyor diye biraz önce de söyledim. Bakalım bu dönüşümün altında yatan sebepler ne olabilir? Her değişimi, her dönüşümü analiz etmeden önce tabii ki makro olarak dünyada neler değişiyor, dünya nereye gidiyor, buna da bir bakmamız lazım. Mega Trends diye bir araştırma vardır. Bu internette de farklı kaynaklardan erişebilirsiniz. Çok kapsamlı, benim de beğendiğim bir araştırma. Ben sadece işte birkaç başlıkta size çok hızlı bir şekilde özetlemeye çalışacağım ki eğitimle ilgili söylemeye çalıştığım şeyleri anlatmaya devam edebileyim. Bir kere her şeyden önce hızlanan bir dünyada yaşıyoruz. Paylaşım kültürünün artık ekonomik anlamda da paylaşım ekonomisi yarattığı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün Uber dünyadaki en büyük otomobil üreticisinden daha fazla araçla hizmet veriyor. Veya Airbnb dünyadaki en büyük 5 otel zincirinden daha fazla yatak kapasitesine sahip. Paylaşım hayatımızı belirliyor ve aynı şekilde eğitimin geleceğini de belirleyeceğine inanıyorum. Çünkü biz insanlar paylaşarak öğreniyoruz. Bugün burada bulunmamızın da aslında amacı bu değil mi? Belki şu anda ben size bir şeyler anlatıyorum ama biraz sonra dışarıda belki ben sizden bir şeyler dinleyeceğim. Aynı diğer değerli konuşmacılardan olduğu gibi dinleyerek ben de bir şeyler öğrenmeye çalışacağım.
İşte bu şekilde gelişen, hızlanan bir dünyada artık önemli olan, satın alınan şey de ürünün kendi değil, deneyim. Mesela birisi çıkıp dese ki, her hafta çamaşırınızı aynı gün, aynı saatte çok düzenli bir şekilde yıkayacağım, size temiz çamaşır getireceğim. Hangimiz evimize bir sürü para verip de çamaşır makinesi satın alırız? Çünkü burada amaç zaten o deneyimi yaşamak, o hizmeti almak. Yoksa makine tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı eğitimde olduğu gibi. Ne yazık ki eğitimde de teknoloji tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan bir deneyim yaratıyor. Ve deneyim demişken artık kişiselleştirmenin ön planda olduğu bir çağdayız. Ben hayal mayal hatırlıyorum, çocuktum. Yani babalarımızın çağında diyeyim. Bir otomobil satın alırken iki seçenek sunuyorlardı. Kaloriferli olsun mu, radyolu olsun mu? Düşünsenize bugün herhangi bir şeyi satın alırken ne kadar çok şansa sahibiz. Çok daha farklı, kişiselleştirilmiş bir dünyada yaşıyoruz. Kısacası artık iletişimle global boyutta birbirine bağlı bir nesil büyük veri üretiyor. Büyük veri gelecekte çok önemli meslek alanları açacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla büyük veriyle çalışabilen, büyük veriyi analiz edebilen bireyler olarak kendinizi geliştirmeniz, geleceğin liderleri olmanız açısından size önemli katkı sağlayacaktır diye gelmişken söyleyeyim. Bu büyük veriyi bir nebze de olsa yapay zeka işliyor, bulutlarda bu veriyi depoluyoruz derken dünya farklı bir yere gidiyor ve artık Endüstri 4.0 için çok yönlü becerilere sahip bireylere ihtiyacımız var. Şimdi bu doğrultuda eğitim nasıl dönüşüyor diye bakarsak, 1980'lerde Stuart Brand demişti ki, bilgi özgür olmak istiyor. Evet, istiyordu ve artık bugün bilgi özgür, çünkü özgürce paylaşılıyor. Her an her yerde dünyanın bilgisine ulaşabiliyoruz. Mesela Amerika'da ders anlatan bir öğretmeni bugün evimizde oturduğumuz yerden dinleyebiliyoruz. Ya da bir öğrenci okula giderken otobüste cep telefonu vasıtasıyla herhangi bir bilgiye ulaşma şansı buluyor. Eminim bunu çoğumuz zaten yapıyoruz. Ben açıkçası yapıyorum. Ve bilginin bu kadar hızlı paylaşıldığı bir dönemde kendi bilgimizi de bütün dünyayla paylaşma şansı buluyoruz. Dolayısıyla eğitimcinin rolü değişmeye başlıyor. Ama şunu unutmayalım. Aslında hepimiz her gün birilerine bir şeyler öğretiyoruz. Dolayısıyla bilginin paylaşılması zaten başlı başına bir değişim getiriyor. Sırtımızda bilgiyi taşımak değil, ihtiyacımız olduğunda şelaleye bardağı uzatarak su içebilmeyi öğrenmek daha önemli. Bilgi değersizleşiyor. Bilgiye ulaşmayı bilmek ise elzem hale geliyor. Kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimini de belki size şu şekilde gösterebilirim. Khan Akademi'den aldığım bir iki görselle. Öğrenmede amacımız nedir? A noktasından B noktasına gitmek. Ama hepimiz farklıyız. Hepimiz farklı yöntemlerle, farklı hızda öğreniyoruz. Dolayısıyla farklı yollardan A'dan B'ye gidebiliriz. Akıllı algoritmalar bugün öğrenme haritamızı çıkartarak neyi nasıl öğrendiğimizi ya da mevcut bilgimizle eksikleri nasıl doldurarak A noktasından B noktasına daha kolay bir şekilde gidebileceğimizi bize gösteriyor. Bir örnek vermek gerekirse, belki benim bir konuyu öğrenmek için 100 soru çözmem, 50 tane video izlemem, 5 tane makale okumam lazım. Ama bir başka biri, eminim bu salonda, 3 video izleyip 5 soru çözerek de aynı bilgiye ulaşacak. Dolayısıyla kendi hızımızda öğrenmemiz artık teknolojiyle mümkün hale geliyor. Özel sektör aslında veriyi gayet güzel kullanıyor. Bankalar bizden iyi tanımıyorlar mı? Nereye ne kadar para harcıyoruz, gelirimizi nasıl kullanıyoruz, ne kadar birikim yapıyoruz? Aynı veriyi eğitim içinde kullanırsak karşımıza aslında şöyle tablolar çıkıyor. Burada bir sınıfın bilgi haritasını görüyoruz. Sol tarafta öğrenci isimleri yazıyor, yukarıda konu başlıkları. Renkler koyulaştıkça o birey o konuda hakim oluyor. Bu tabii öğretmenler için yapılmış bir ekran ama düşünsenize, öğretmenden önce kendiniz görüyorsunuz nerede eksiğiniz olduğunu ve eksiğinizi telafi etme şansını yakalamış oluyorsunuz. Veya kariyer yönlendirme anlamında da elinize çok önemli bir şans geçiyor. Çünkü nereye merakınız olduğunu bazen algoritmalar sizden daha iyi bilebiliyor. Teknolojiyi oyunlaştırmayla eğitimin içine sokmak hepimiz için çok daha keyifli bir deneyim oluşturuyor. Mesela benim oyunlaştırma ile ilgili anlatabileceğim çok şey var ama en beğendiğim örnek bugün
sınav sisteminde başarılı bir öğrenci olmak için, başarı duygusunu tadabilmek için herhalde işte ne bileyim 5 almak, 100 almak falan gerekiyor değil mi? Ama oyunlaştırmanın güzel yanı bir noktasından iki noktasına geldiğinizde bile o başarı duygusunu tadabiliyorsunuz. Pozitif motivasyon çok önemli eğitimde. Biz ne yazık ki genelde cezalandırma üzerinden bir sistem kurgulamışız. Ama gelecekte bunun da değişeceğini ve herkesin öğrendiği kadarıyla gururlu mutlu olabileceği bir düzen oluşacağını öngörüyorum. Zaten bugün teknolojiyi, sosyal medyayı, interneti, günlük hayatımızda kullandığımız bu araçları eğitim için kullanmadığımızda belki de bizlerin jenerasyonu için veya benden de büyüklerin jenerasyonu için elektrik bile olmayan bir ortamda karanlığın içinde öğrenmeye çalışmakla benzetiyorum. Kısacası bu geri döndürülemez bir süreç ve sosyal medyadaki bilginin güvenliği tartışılır fakat tartışılmayacak şey şu, bugün sosyal medyada bile bir günde paylaşılan bilgi belki de dünyadaki en büyük kütüphaneden daha fazla. Dolayısıyla bu kaynakları görmezden gelmek yerine sınıfa entegre edebiliriz. Stuart Brand'in lafını söylemiştim. Salman Khan da 2000'li yıllarda diyor ki bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerekir. İşte bu anlayışla Khan Akademi 2000'li yılların ortasında bir bilgi paylaşım, bir öğrenme platformu olarak hayatımıza giriyor. Şimdi size biraz Khan Akademi'nin de hikayesinden bahsetmek istiyorum. Aslında çok basit bir misyonumuz var. Herkese her yerde dünya standartlarında bir öğrenme imkanı sunmaya başlıyoruz. Eğitim sistemini daha verimli hale getirmeye başlıyoruz. Fırsat eşitliğini güçlendirmek için bir sosyal girişim Khan Akademi. Khan Akademi'nin kurucusu Salman Khan, burada fotoğrafını gördüğünüz, aslında babası Bangladeşli, annesi Hindistanlı, Amerika'ya yerleşmiş, orada doğmuş, büyümüş, çok da iyi şartlarda yetişme şansı bulmamış bir birey. Ama Amerika'nın en iyi okullarından, MIT ve Harvard gibi okullardan 4 senede 4 diploma kazanmış. Oldukça zeki bir abimiz diyebiliriz. Ve finans sektöründe başarılı bir kariyeri varken herkesin, sizlerin de şu anda düşünmüyorsanız bile birkaç sene içinde düşüneceğiniz, ben bu dünyaya daha fazla ne katabilirim diye sormaya başlıyor 30'lu yaşların başında kendine. Ve sahip olduğun en değerli şey bilgim. Tabii ki herkes MIT ve Harvard'da okuyabilecek ve 4 senede 4 diploma kazanabilecek kadar şanslı olmayabilir. Dolayısıyla bilgimi paylaşmak istiyorum diye düşünüyor ve bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerekir diyor. Malum üniversite eğitimi dünyanın her yerinde özellikle de Amerika'da oldukça pahalı. Şu gördüğünüz yer Khan Akademi versiyon 1.0, Salman Khan'ın evindeki bir oda. Hafta sonları hazırladığı ders içeriklerini, eğitim içeriklerini internete yükleyerek başlıyor. Ama bundan binlerce kişinin, milyonlarca kişinin faydalandığını gördüğünde bunu tam zamanlı işi olarak yapmaya başlıyor. Yani para kazanmayan bir iş yapıyor bu adam. Tabii çok mantıklı, sürdürülebilir bir model değil, değil mi? İyi para kazanan bir işi var, bırakıyor. Gidiyor evinde ders videoları hazırlıyor, YouTube'a yüklüyor ve bu sayede dünyaya eğitim vermeyi amaçlıyor. Neyse ki her sosyal girişimcinin hayatında olduğu gibi bir kırılma noktası var. Bir gün Bill Gates çıkıyor diyor ki, ben de bu kaynakla öğreniyorum, çocuklarıma da öğretiyorum, herkese tavsiye ediyorum, ücretsiz bir bilgi kaynağı. Ve sonrasında bir TED konuşması yapmak için çağırıyor Salman Khan'ı. İzlemenizi öneririm, gayet basit, anlaşılır bir konuşma. Ve bu konuşmada benim en çok hoşuma giden kısımlardan biri de şu. Diyor ki, ben bu işe başlarken kuzenime ders çalıştırıyordum. Farklı bir şehire taşındığımda bunu internet üzerinden yapmaya başladım. Daha sonra vaktimiz bir gün denk gelmedi ve ben de bunu hazırladığım dersi YouTube'a yükledim, ondan izlemesini istedim. Sonra bana söylediği şey eğitime olan bakış açımı değiştirdi ve belki de Khan Akademi'nin temellerini attı Salman Khan. Küçük kız diyor ki, ben internette ders anlatan adamı normalde bildiğim, tanıdığım kuzenime tercih ediyorum. Çünkü bilgiye istediğim anda ulaşıyorum, kendi hızımda öğreniyorum. Tabii bu çok önemli bir değişiklik, ihtiyacınız olduğunda bilgiye ulaşabiliyor olmanız. Evet, burada kısa bir parça vardı ama internetten izlemek daha kolay olacak hepimiz için.
Derken bu hikaye böyle alıyor başını gidiyor. Önce ana haberlere çıkıyor, sonrasında birçok kurum destekliyor ve sosyal sorumluluk anlayışıyla Khan Academy bütün dünyaya ücretsiz eğitim veren bir platforma dönüşüyor. Amerikan Başkanı bile girişimcilik elçisi seçerek ödüllendiriyor Salman Khan'ın şahsını. İşte bir kişinin idealiyle, hayaliyle başlayan şey çok iyi okunmuyor olsa da bu rakamlara ulaşıyor. Bugün 1,5 milyar ders vermiş, her yıl 100 milyon öğrencinin faydalandığı bir platforma dönüşüyor. Videolarımız oldukça eğlencelidir. İzlemenizi, en azından işinize yarayacak kısımları izlemenizi tavsiye ederim. Videolar dışında interaktif alıştırmalar ve kişiye özel bir deneyim sunmayı amaçlıyor Khan Academy. Peki biz Khan Academy'yi neden Türkçe'ye çevirdik, nasıl Türkiye'ye getirdik? Kısacık da bunun hikayesinden bahsedeceğim sizlere. Aslında veri, araştırmalar bize her şeyi söylüyor. Bugün Türkiye'de muazzam bir genç nüfusumuz var. Teknolojiyle barışık, dünyayla bağlı bir genç nüfusumuz var ve ne yazık ki eğitimle bocalayan bir genç nüfusumuz var. Çünkü mevcut model uluslararası standartlarda ölçümlendiğinde çok da başarılı bir tablo ortaya çıkardı bizler için. Aynı zamanda sosyal medyada, internette bağlanırlık anlamında çok aktifiz. Neden bu ikisini bir araya getirmeyelim? Başka bir deyişle cebimizde taşıdığımız teknolojiyi eğitim için kullanmayalım diye düşündük ve 2012 yılında Khan Academy'nin ilk uluslararası ofisi olarak başladı Khan Academy Türkçe. Başka bir deyişle dersler İngilizceden sonra ilk defa STFA grubunun girişiminde Türkiye'de Türkçe'ye çevrilmeye başlandı. Bugün ulaştığımız noktaya bakacak olursak da 6500'den fazla ücretsiz içerik, 7'den 70'e farklı konularda hayat boyu öğrenme mantığıyla herkese hizmet ediyor. Eğitimin herkes için olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla işitme ve görme engelli bireylere de bir kaynak sunmaya amaçlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği için bu bilgiyi her sınıfa ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve şu ana kadar 50 milyon ders vermiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Galiba sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Onun için daha söyleyebileceğim çok şey var ama bir iki şey söyleyip dikkatinizi toparlamaya çalışayım. Sonrasında da çok kısa bir videomuz var. Onu izleyerek tamamlayalım. Evet, bugün geleceğin eğitimini şimdiden tanımlamaya çalışırsak ben 21. yüzyıl becerilerinin en az matematik, fen bilimleri, sanat, müzik kadar önemli olacağını düşünüyorum. Çok yönlü olmalıyız, doğru, ama aynı zamanda bildiğimiz kadarını tam bilmeliyiz, tam öğrenmeliyiz. Düşünürsek bugün sınavdan 90 alan bir öğrenci bile aslında yoluna %10'luk bir kayıpla devam ediyor. Ya bir sonraki öğrenmesi gereken konu bu %10'luk eksik bilginin üstüne geliyorsa. Dolayısıyla ne öğrenirsek öğrenelim, tam öğrenelim, ustalaşarak öğrenelim. Zaten hayatın her alanında böyle öğreniyoruz. Niye eğitimde bunu amaçlamıyoruz, bunu anlamak zaten. Ve 21. yüzyıl becerilerine döndüğümüzde liderlik bunların en önemlilerinden biri. Ama aynı zamanda takım çalışmasını da bilmeliyiz ki başarılı olalım. Evet, ön planda görünen genelde bir kişidir. Bugün belki ben de burada size anlatıyorum ama takım arkadaşlarım, ekibim şu anda yeni eğitim içerikleri hazırlamak için ofiste çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla başarı bir liderin yanında her zaman ekiple gelir. Girişimcilik çok önemli. Girişimcilikte de kendimize şunu soracağız. Hatta çocuklara soruyorlar ya, bazen kendi kendimize de soruyoruz. Büyüyünce ne olmak istiyorsun, ne iş yapmak istiyorsun? Ya büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusunun tek bir cevabı var. İyi bir insan olmak istiyorum. Ama büyüyünce dünyaya nasıl katkı sağlamak istiyorsun diye sorduğunuzda, işte o zaman yapmak istediğiniz işi daha iyi bulabilirsiniz. Çünkü önemli olan olmak istediğiniz değil, yapmayı göze alabileceğinizdir. Bütün bunları söyledikten sonra 21. yüzyıl becerileri arasında en önemli olduğunu düşündüğüm hayat boyu öğrenmeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer hayat boyu öğrenmeyi benimseyebilirsek her geçen gün değersizleşen diplomalardan kurtularak sürekli kendimizi geliştirebilen, sürekli yenileyebilen, sadece bugünün dünyasında değil gelecekte var olacak bilgiyi de öğrenerek geleceğin dünyasında başarılı olabilen bireyler, liderler haline gelebiliriz. Bunu unutmayalım. Şimdi kısa bir videoyla bu konuşmayı noktalayalım. Buradan açacağım.
öyleyse hazır mıyız? Kimse zeki olarak doğmaz. Hepimiz hayata sıfırdan başlarız. Konuşamayız, yürüyemeyiz. Çevirden ise haberimiz bile yoktur. Okuma yazma, toplama çıkarma, bisiklete binme. İlk başta hangimiz bunları biliyorduk ki? Einstein bile bir zamanlar ona kadar sayamıyordu. Shakespeare de aynı bizim gibi öğrendi ilk defa alfabeyi. Ama işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Hepimiz öğrenmek için doğmuşuz. Yavaşça ama kendinden emin bir şekilde. Sendeleyebilirsin, kayarsın, düşersin, sürünürsün, başarısız olursun. Yorucudur bazen, kafa karıştırıcıdır, uğraştırır. Denersin, boğuşursun ve bir gün yürümeye başlarsın. Bir adım atarsın, sonra bir adım daha. Bir fikir diğerini takip eder. Verdiğin her yanlış cevap zihnini biraz daha keskin yapar. Çünkü bazen başarısız olmak, başarı için ilk adımı atmaktır. Büyümek demektir. Ve sen yoluna daha güçlü olarak devam edersin. Öğrenirsin. Tüm evrendeki en güzel, en karmaşık kavramların bile temelinde tek bir düşünce vardır. Her insan öğrenebilir. Kim olursan ol, nerede olursan ol, tek bir şeyi bilmelisin. Her şeyi öğrenebilirsin. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım ben de bir şeyler paylaşabilmişimdir. Öğrenmenize yardımcı olacağım. Evet, Kan Akademi Türkiye, Kan Eğitim Akademisi Türkiye Direktörü Sayın Altürksan hocamıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Yine kendisine teşekkür plaket takdimimiz olacak. Plaketini takdim etmek üzere Liderler Kulübü'nün değerli üyesi Ecem Türkoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Alp hocamızı alkışlarla uğurluyoruz kulise.